Merhaba, ben Sami Can. Merhaba, ben Barış. Merhaba, ben Tuna. Girişimci Muhabbeti'nin 201. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 201 miyiz biz şimdi? Oley be. Sonunda. Evet, aynen. Ama 199'dan 3 tane yaptık falan. Tamam, 200'ü bir tane yaptık. 201'i bir tane yapıyoruz. Bozduk bütün sayıları ya. Ama hak ettik ya. Bence çok iyi yaptık öyle yaparak. 200'ü anca hak ettik. 3 bölüm mü oldu 200'den önce? 199, 200. 999, 999 yaptık. Evet. Yani 3 basamak. Saçmalamışız. Evet. Daha devam ederdi de şeyden geri, sözlükten azar işitince hemen hızlıca hareket etmeye ihtiyacı hissettik. İşte bu ülkede her şey azarla işliyor ya. Azarı yiyince hemen toparlanıyorsun. Aynen. Evet, evet gençler. Bu yani tam böyle yaza girmeden, bayramdan önce çok hararetli bir dönem geçiriyor girişimcilik ekosistemi. Bayağı konuşacak konumuz birikti aslında. 2 yıl öncesine geri döndük ya. Özümüze geri dönebileceğiz bu bölümde. Bu hafta ne oldu? Herkes birden bir şey mi yaptı? Böyle? Bence bir PR yarışı başladı. Abi açıkladılar, biz de açıklayalım falan. Neler oldu Sami Can, sen söyle hadi. Ya bu arada şeyin farkında mısınız? Böyle dönemsel ve döngüsel bir şeyin olduğunu. Kesinlikle aşırı bariz. Bunun bir nedeni var aslında. Buna şey deniyor. Vintage deniyor. Hani şaraplarda kullanılan bir şeydir aslında. Hani 98 yılının bordoları çok iyidir bilmem ne falan. Barış genellikle böyle konuşuyor. Tabii ki. Fransızlık bunu gerektiriyor. Bu vintage'in Türkçesi ne oluyor? Barış. Vintage'in Türkçesi yani, ne oluyor? Vintage. Yani. Vintage. Allah. Hiç yani eskiyle ilgili falan nostaljik olabilir, bilmiyorum. Yo ya, vintage deyince işte şaraptaki şey mesela, yani şu yılın şarapları. Yani benim hani aklıma kohort geliyor aslında. Böyle evet, kohort yani. Kohortun bu yılın kohortu çok iyi. Kullanılan şey o oluyor. Çünkü ne oluyor aslında? Mesela ya, öncelikle şey fark etmişsinizdir belki. Girişim sermaye fonları Türkiye ve bu civar bölgelerde hani bir sene bir tane kuruldu, ertesi sene bir tane kuruldu falan gibi değil de mesela 2012-2013 yılında 3 tane birden kurulur. Hı hı. Bunun bir nedeni var. Çünkü böyle işte yatırımcıların aslında parayı yaydıkları bir dönem var. Ondan sonra da yatırımlar mesela hemen bunlar kurulduktan 1-2 yıl sonra çok artar. Çünkü hepsi böyle daha ekosistemi tanımıştır ve para deploy etmeye başlarlar falan. Hı hı. Sonra da bunların parayı çok yatırdıkları dönemden 6 yıl sonra da bir anda böyle bir exitler. 4 ila 6 yılda exitler başlar. Çünkü gerçekten hani bu şeye benziyor. Gerçekten yani ona göre ayarlanıyor. Yani. Tamam, o zaman ben buna gerçek kavram şu, bağ bozumu. Bağ bozumu. Aynen, aynen evet. Öyle. Yani sen bu yetiştirdiğin şeyin bozumunu yaptın şu an. Bazıları tuttu. Bu oldu. Bölüme bir şarap sponsoruya gidermiş. Evet. Düşünmemiştik ama. Aynen ya, gerçekten bak çok iyi olurdu. Şimdi gerçekten bir bağ bozumu yaşıyoruz. Bu hafta aslında şöyle iki tane haber aldık. Öncelikle Koraylar'ın şirketi olan Foriba'nın, onların global rakibi, neydi şirketin adı ya, unuttum bak. Benim aklıma nedense Solvoya diyesim geliyor ya. Solvoya neydi bilmiyorum ama. Solvoya değil ya, Solvoya şey 212'nin yatırım yaptığı lojistik optimizasyon şirketi. Sovos. Evet. Sovos. Sovos tarafından satın alındı. Şu anda işlemin bedelini bilmiyoruz. Ama Sovos halka açık mıydı bilmiyorum da. Benim bildiğim kadarıyla Foriba'nın yatırımcılarından birisi IFC olduğu için Dünya Bankası. Muhtemelen bu işlemin bedelini öğreniriz. Ama ben Koray ve bütün Foriba ekibine, işte Serkan Aşlak da Foriba'da şu anda, Arman da orada. Hepsini tebrik ediyorum çünkü yani ben bunu çok uzun zamandır söylüyorum. Yani Foriba'nın yaptığı iş böyle çok zor bir iş. Çok dar marjinleri olan bir iş. Sürekli... Evet. Fiyatın düştüğü ve çok fazla fiyat rekabetinin olduğu falan bir alan ama parası Koray... pulu ayrı, mevzuatı apayrı bir olay ya. Evet, aynen, bir de bunu global yapıyor, sadece Türkiye'de yapmıyor. Aynen ya, çok komplike. Yani hiç böyle globalleşmesi en zor iş falan diyeceğin şeyi bile Koray yurt dışına falan taşımayı başardı. Ben bu arada Koray'ın gerçekten Türkiye'deki en iyi teknoloji CEO'larından birisi olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli, kabiliyetli ve bence çok güzel bir exit yapmışlardır. Ondan onları tebrik ediyorum. Evet, tebrik ediyoruz ve ben bir alkış patlatayım burada şöyle bir. Aynen. Bu arada şöyle bir pattern da var. Şimdi Foriba'nın yanında Paraşüt de böyle bir yola girdi. Ben burada şeyi görüyorum. Gümlet Medya podcastlerini sıra bize geliyor mu? Yapanlar sırayla exit ediyorlar. Exit etmek istiyorsanız
Elimizin değdiğine bir şeyler oluyor, bilmiyorum yani. Vallahi bilmiyorum yani, gerçekten bir bereket söz konusu Türkiye'nin bu döneminde bile. O yüzden Gümlet Medya'da podcast yapmak herkese şey olmaz yani, nasip olmaz. Aynen yani, eğer startup'ınızı egzile bir tarafımız da yani tavana vurdu, hadi bakalım. O zaman önce gelin biz de podcast yapmaya başlayın, oradan yolumuz açılır yani. Kesinlikle bence ya, bir katkısı vardır ya, yüzde bin milyarda bir de olsa bir şey vardır, dokunmuşuzdur. Yani gerçekten böyle bir şey oldu yani, hani bizim Gümlet Medya altında bizimle beraber podcast yapan iki grubun güzel bir exit oldu. Bir diğer exit de aslında Paraşüt ekibi. Biliyorsunuz Eren ve Andaç aslında Paraşüt'le üretim anını yapıyor. Andaç kuruculardan. Eren da product yani ürün ekibinin başında. Onların da bir exit olduğunu duyduk. Buradaki exit biraz Sovos'tan farklı, doğrudan bir alım değil de mikro yazılım evi aslında işte Türkvan tarafından onlar satın alınmıştı. Türkvan bunun üzerine add-on yapıyor aslında yani. Mikroyu bir platform gibi kullanıyor. Ondan sonra o platformun üzerine o platform mesela eksik olabileceği ya da 2 artı 2 eşittir 5 yapmaya çalışıyor aslında. Yani o sinerjiden yani, ekstra çıkarmaya çalışıyor. Aynen, çünkü muhtemelen mikronun durduğu yer böyle kobiler. Ama mikro kobiler değil yani, Paraşüt'ün daha çok odaklandığı mikro kobilerdi. Onların ön muhasebe yazılımlarıydı. Ama işte şey Paraşüt'ün de bu şey Paraşüt'ün diyorum, Mikro'nun da böyle yazılımı biliyorsunuz çok eski ve böyle hani 30 yıllık evet, falan bir firma. Ve biraz da hani modernlikten uzak ve buluttan falan uzak bir tarzı vardı. Muhtemelen orada güzel bir sinerji yakaladılar. Bu arada bir tane daha şey almıştı Mikro. Bir tane daha startup. Yok, startup değil. Adını unuttum ya. Yani başka bir tane daha yazılım evi almıştı. Zirve galiba. Evet. Mikro ve Zirve'nin birleşimi aslında Paraşüt satın almış. Bu arada bu çok ilginç bir şey yani. Bunun benzeri bir private equity yani özel sermaye fonu. İsveç'te bir tane şey alıyor. Muhasebe yazılım firması alıyor. Ondan sonra Norveç'tekini alıyor. İsveç'tekini alıyor, Danimarka'dakini alıyor, Hollanda'dakini alıyor falan. Hepsini böyle birbiriyle birleştiriyor falan. Konsolide edip bir değer çıkartabilir. Bu monopoliye dönüşebilir mi acaba? Yani monopoliye dönüyor mu? Ya çünkü şöyle, pazar böyle pazarlar çok segmente oluyor. Yani herkesin kullanabileceği muhasebe yazılım yapmak çok zor. Ama eminim ki böyle bir şey oluyordur. Mesela atıyorum şimdi bu üç tane coğrafya, Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya, işte Finlandiya'yı da ekleyelim, Hollanda'yı falan da ekleyelim. Buralarda mesela şirketler hep aynı şirketler devam ediyor. Hep birbirlerinin mesela subsidiary'si olan şirketler falan filan var. Ondan dolayı mesela burada çok güzel bir sinerji yakaladılar galiba. Ve böyle bu şirketlerin hepsinin toplamına şirket mesela 500 milyon dolar verdi. Ama sonra hepsine gitti böyle IPO yaptı. Halka arz etti. Kesinlikle. Hepsinin birleşimi oldu şirketi. O zaman da böyle 2 milyar doları falan yaptı. Yani hani aslında 500 milyon dolar harcayıp 2 milyar dolarlık bir şirket çıkarmış oldu. Evet, o stratejiler bayağı ben de duyuyorum ya şeyle ilgili. Birleştiriyorlar firmaları. Ondan sonra bir paket yap. Bunu Rakit İnternet de şeyde yapmıştı. Yemek kısmında. Food Delivery'de yapmıştı. Şeyinde en büyük satın almalarından biri yemek sepetiydi zaten. Burada bir sürü ülkenin bir sürü yemek sepeti, işte neyse artık her ülkede ismi farklı tabii ki. Onlar birleşti. Ondan sonra onun üzerinden bir IPO yapmıştı diye hatırlıyorum. Tabii ki o zaman da daha büyük bir miktar olmuştu. Evet, bunları görüyoruz ama ne olursa olsun sonuçta bunlar ikisinin yan yana gelmiş olması, ikisinin bize bu kadar yakın olması, bir de Türkiye'nin bu dönemine denk gelmiş olması bayağı ilginç. Tebrik ediyoruz. Çok büyük olaylar. Yani tam böyle girişimcilik sönüyor, sakinliyor. İnsanlar o kadar da hevesli değil mi artık gibi insanlar düşünmeye başlarken bir anda böyle şeylerle tekrar alevlenip exit etmiş insanların tekrar buraya yatırımlarıyla hareketlenecek gibi gözüküyor. Keşke farklı yardımcı etkenler de olsaydı etrafta. Etkisi olmuştur ama herhalde. TL'nin iyice değer kaybetmesi, artık ölü fiyatına falan indi. Herhalde şirketlerin dolar değeri. Ya orada şöyle bir şey var bence. O kötü etkide bulunmuştur. Yani exit ederken edememeye gidersin. Türk parası kazanıyorsan şu anda. Aslında fırsat yani bir fırsat sürü şey geliyor. Bunu şey olarak görmüş olabilir. Alıcı bunu fırsat olarak görmüş yani, olabilir. Foriba için evet. Paraşüt şu anda Türkiye dışından para kazanıyor mu bilmiyorum. Sanmıyorum. Yani Foriba için evet. Foriba yani adamlar maaşını Türk parası ödüyor. Çoğunu.
ama dışarıdan para kazanıyor. O yüzden çok mantıklı. Çok randımanlı bir iş. Ama diğer tarafta Türkiye'desin. Türkiye'de maaş veriyorsun. Türk parası maaş veriyorsun ve Türk parası kazanıyorsun. Ve Türk parası dediğin, durmadan... Dediğin senaryoda doğru, haklısın. Yani Türkiye ekonomik olarak düşüyorsa o adamların işi de düşüyor. Düşen bir yerde alır mısın? Belki geleceğine yatırım. Yani. Ne bileyim, Paris, Azerbaycan açılacak, İran'a açılacak ve orada böyle saçma sapan büyüyecek gibi şeyler olabilir. Olabilir. Bilmiyorum. Hiç fikrim olmadan söylüyorum bunları da. İlginç, evet. Bir de yine bir zamanda da duymuştuk da yine duyum diye gördük. EZCON'un da bir haberi çıktı. Artık dediğim gibi bu bir PR savaşına mı döndü? Dur abi, gündem gerçek. Bu adamlar peki, oldu hemen biz de girelim. Gerçek mi? İşte duyum diyorlar. Ben hiçbir şey duymadım kişisel olarak, direkt söyleyeyim. O yüzden hiçbir fikrim yok. Sami Can'ın kulağı kesiktir Sami Can. Aynen, daha kesiktir o. Vallahi bunu hiç bilmiyorum ya. Yani bununla alakalı bu dedikodunun altını doldurabilecek bir şey bilmiyorum. Tamam, söyleyemeyeceğim. O zaman gündemimizi almayalım. Evet, yani biz şey. Böyle spekülasyonlarla. Bilip bilmeden konuşmayın arkadaşlar. Hayatımız böyle geçti podcast. Bilmediğiniz konularda konuşmayın değil mi? Yes. Yani hayır, bir de şey, daha önce bununla alakalı başka bir dedikodu daha çıkmıştı. Evet. Ali Baba'nın evet. İşte şey, Ali Pey. Ali Pey'in. Ondan dolayı bilmiyorum yani, hani bence tam net bir şeyi EZCON'dan duymadan şey yapamayız. Bir şey söyleyemeyiz. Bu arada şeyi hızlıca bir şey eklemek istiyorum bu paraşüt ve mikro olayına. Hı. Bununla alakalı da Webrazi'de güzel bir şekilde bir hikaye anlatılıyordu aslında. Daha önce Türkiye'de bu bahsettiğimiz tarz add-on yatırımlarla çok başarılı bir vaka yaşandı aslında. O da logo. Yani logoyu... Mikro deyince benim aklıma zaten logo geliyor ya. Bilmiyorum, öyle bir işlenmiş. Evet. Evet, yani işte logo aslında daha, yani mikro nasıl KOBİ'lere gidiyorsa, KOBİ'lerin orta kısmına gidiyorsa, logo da böyle ortanın orta ve hani dev olmayan SAP'nin ve Oracle'ın altında kalan şirketlere giden bir yazılım şirketiydi. Logo da çok eski bir firma. Logo ondan sonra Meditera'dan bir yatırım alıyor. Bu sırada işte onlarda galiba Netsys diye bir firma vardı. Netsys ve onun dışında birkaç tane daha firma var. Onları satın alıyor. İşte yurt dışında ortaklıklar falan kuruyor. Ondan sonra bu arada logonun bu süreçte de halka açık logo. Hı hı. Ve sonra gidip benim bildiğim kadarıyla böyle Amerika'da yatırımcıları bir roadshow yapıyorlar. Bu ne demek, işte hani bakın bunları yaptık, şirket buradan buraya geldi falan diye. Ve aslında bildiğiniz Amerikalı böyle yatırımcılara doğrudan hisseleri borsadan aldırtıp şirketin değerini bayağı bir yükseltiyorlar. Ondan sonra da Meditera'da çıkıyor ve böyle hani 3 yıl falan gibi bir dönemde 8 çarpı falan bir para kazanıyorlar. Çok dolar bazında. Ve böyle şey, hani bu arada... Bir private equity için, yani özel risk sermayesi için çok yüksek bir şey. Hani hı hı. Onlar çünkü 3-4 çarpı falan yaptığında zaten bayağı mutlu oluyorlar. 8 çarpı bayağı yüksek bir şey. Kesinlikle. O dönemde benim bir arkadaşım Meditera'da çalışıyordu ve böyle hatırlıyorum, yani bayağı bir uğraşmışlardı falan ama hani bayağı başarılı olmuştu. Herkes de çok mutlu olmuştu sonunda. Mutludan kastım zengin yani. ondan hani Mikro'nun bu macerası da inşallah, Mikro ve Türkiye'nin ve bu arada Early Bird'ün de orada küçük bir yatırım var. İnşallah güzel bir yere doğru gider. Çünkü bunlar bu arada çok önemli. Daha kompleks finansal işlemler olduğu zaman bir ülkede hani ülkenin aslında böyle gelişiyor yani bu alanlarda. Tecrübe ve, geliyor yani. Tecrübe geliyor. Finansal piyasalar geliştiği için daha böyle farklı startuplar, teknoloji şirketleri falan filan hayatta kalabiliyor, ayakta kalabiliyor falan. Bunlar hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum. Çok iyi ya. Bu arada şeye bakıyordum ben, Crunchbase'e bakıyorum. Foriba'nın total funding amount'u 5 milyonmuş. Bence bayağı iyi şu anki şeyine göre. Şu anki exit'ine göre demeyeceğim, şu anki durumuna göre. 5 milyon yatırım alıp exit etmek kolay değil. Nispeten bence düşük bir miktar. Düşük bir miktardan derken yani almak istemediklerinden mi yoksa o kadar aldıklarından mı onu bilmiyorum. Ama 5 milyonla genelde exit edilmiyor. Daha çok alıyorsun. Bir seri daha alıyorsun. Bir seri daha alıyorsun. İyice büyüyorsun. Ondan sonra exit'e gidiyorsun gibi bir durum var. Bu bence ilginç bir rakammış. Diğer satın aldığı firmalara bakıyorum. Onlar da bir şey yazıyor mu diye. Onlar da funding amount yazmıyor. O yüzden pek bir karşılaştırma yapamayacağım ama bilmiyorum 5 milyon nasıl duyuluyor? Yani bir şey diyeceğim. Ben biraz daha fazla bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Ha okey. Crunchbase belki updated değildir.
Şundan dolayı yani benim bildiğim kadarıyla şöyle bir şey var. Tam rakamlarını falan bilmiyorum ama aslında biliyorsunuz Foriba değildi firma. Evet. FIT Solutions'dı. Birleştiler. Ondan sonra Foriba en büyük rakibiyle böyle birleşti falan. Yani böyle biraz bir karışık bir durumlar var aslında. Onlar böyle gerçekten merge ettiler. Yani birleşme oldu orada. Uh-huh. Hani bir hisse devri olmadı da yeni bir şirket kurup hani herkes ortaya kendi kattığı kadar şirket değerinden hisse aldı falan filan gibi bir şey oldu. Zaten çok yakın zamanda olmadı mı birleşme ya? Bir yıl falan sanki. Bir yıl içinde birleşip yani gerçekten bir birleşme yapıp sonra da exit yapmak. Yani bir de birleşip sen şirketin kimyasını bozmayabiliyorsun. Aynı şekilde gidebiliyorsun. Üretkenliğin devam ediyor. Çünkü birleşince bir dalgalanabilir şirket. Tabii ya. O haldeyken exit edebilmek de bir ilginç başarı. Koray, şu anda Koraylılar mesela bizim bölümü almış olmamız gerekiyordu. Ama dediler ki biz kendi bölümümüzü çekeceğiz. Biz Yollarda TV'yi yapmak istiyoruz. Biz Gümlet'ten ayrılacağız falan. Yani işte. Böyle bir havalar efendim. Yani exit edince böyle oluyormuş. Tamam dedik biz. Hemen şey yaptılar ya bizi. Ben bizler ortak bölüm teklif ediyorum hala. Buradan evet, aynen. Duyuruyorum. Bence kesinlikle konuk alalım. Ben çünkü ya bu maceranın tamamını bir anlatmasını istiyorum. Çünkü ya mesela şey de çok ilginç. Türkiye'de böyle şirket birleştirme falan hani ya böyle şeyler de çok fazla olmuyor. Yani kesinlikle. Gerçekten çok fantastik işler yaptı Koray yani. Aynen öyle. Çünkü mesela şey var. Ya Türkiye'de ya ben sonuçta yatırım bankacılığı alanında çalıştığım için şirketini satmak bile bir ayıp görülen bir şey yani. Evet, hani, evet. Böyle çok büyük kültürel değişimler. İki tane şirketi yani şunu düşün mesela. FIT Solutions var. FIT Solutions'ın kurucusu Ahmet Bey'di galiba. Hani Ahmet Bey bayağı uzun zamandır aslında o şirketin kurucusu. Diğer tarafında bir kurucusu var falan. Onların ikisi de yıllar içerisinde kurdukları şirketi bırakıyorlar. Yapayım şey. Yani ya orada işte falan. Düşük ego ya. Evet. Yani onun yapılmak gerçekten zor. Yani hem, ya, hiçbir zaman düşük ego olmaz yani orada. İlla bir egolar bir yere kadar düşüktür. Koray orada böyle insanları bir hani bakın bunu yaparsak çok iyi olacak falan diye ikna etmiştir. İkna yani. Etmiştir çok... ama ne olursa olsun da şey değildir yani burada bir diretme falan yok. Tam tersi bir uzlaşma var belli ki. O işte tabii Türkiye'de ki. Çok az yani uzlaşma kültürümüz olmadığı için biz genelde ya Tuna sen kimsin ya ben yaptım her şeyi ya ben zaten senin şirketini istesem batırırım sen bana geleceksen gel yoksa öldürürüm seni. Böyle takılıyoruz yani. Ben de karşılıklı ağzını burnu kırarım. Olur aynen, şey sen falan ne diyorsun yani. Ya aslında biz sizi öldürürüz falan göreceksin falan ondan sonra para böyle yakıyoruz. İkimiz de yakıyoruz. Evet. İkimiz de exit edemeyip ölüyoruz ondan. Verimsizliğin dibi. Aynen. O yüzden uzlaşma çok kritik. Diyerek Koraylıları bölüme çağırdık. Bir taraftan Eran'la Andaç'ı, Şan'ı, kim varsa artık şeyden paraşütten onları da bölüme çağırıyoruz. Çünkü yani bunlar bizim konumuz arkadaşlar. Biz yapmalıyız bu haberleri yani. Yollarda TV sizin biraz konunuza giriyor ama yani paraşütün hiç konusuna girmiyor açıkçası. Evet. O yüzden konuk almamız gerekiyor. Bizim duyurmamız gerekiyor. Hatta bizim duyurmamız, biz duyurmalıydık yani şu bölümden önce. Bütün insanlar bizden öğrenmeliydi diyorum ama hadi neyse bu kadar yakınımızdaki insanların yani. Existlerini duyuramamış olmak da kötü tabii. Yani niye bu kadar şey yapıyoruz? Yani işte biz de anlatalım ne olacak? Biz de bundan besleniyoruz. Bu arada yani Türkiye'de işte yakın dönemde bir sürü yeni yatırım fonu falan filan kuruldu. Yani eğer tabii Türkiye'de işler bu kadar kötü gitmezse 2019 yılında daha fazla böyle yatırım haberi ve işte hani onun paralelinde de aslında exit haberi falan filan duyarız diye umuyorum. Böyle yani çünkü şöyle bir şey var mesela Polonya'da deli gibi yatırım yapıldı ama böyle sonunda şirketler exit falan edemiyor. Ama mesela hmm. Türkiye böyle aslında çok az yatırım yapılan ama şirketlerin bayağı exit edebildiği falan çok... Aynen ben de onu diyecektim. Buradaki yani. Oran çok ilginç ya. Yani yatırım şeyleri çok düşük ama yatırım yapılınca sanki exit oranı diğer taraflardan daha yüksek. Amerika'dan bile daha yüksekmiş gibi geliyor bana. Yani Amerika'dan ya değil de yani yatırılan dolara karşı çıkan dolar oranı bayağı iyidir. Amerika'daki kadar iyi değildir. Çünkü Amerika'da, Amerika'da işte... Yani monetar olarak kesin değil ama mesela ne bileyim 10 şirkete yatırım yapılıyorsa Amerika'da da 1000 şirkete yatırım yapılıyorsa o 1000'de ne bileyim orada 10 exit var. Burada 100 şirketten ne bileyim 10'u exit ediyormuş gibi geliyor. Bana şu anda bu 2-3 exit de özellikle şu dönemde onu hissettirdi. Bilmiyorum. Bir şey rapora bakmak lazım ya. Hani kaç tane şirketin yatırımı var. Hatta kaç tane şirketin belli bir seviyenin üstünde yatırım var. Çünkü seed almış her şirketten de exit
hesaplamasına tabii girmesini beklemek lazım. Her seferinde bir %33-33 şey olduğunu düşünürsen kayıp oranı. Hı-hı. Yani bir aşamadan diğer aşamaya. Aslında şeyde %50. Yani seed'den tohum yatırımdan bir sonraki aşamaya %50 civarında bir kayıp oluyor. Ondan sonra oran yavaş yavaş düşüyor ama yine de hani 100 tane seed şirketi varsa 50'si hayatta kalıyor. Oradan 25'i bir sonraki aşamaya geçiyor. Oradan 10 tanesi, oradan 5 tanesi falan filan diye. İyi, neyse, yani ben şu anda gurur duyuyorum. Hoşuma gidiyor. Beklemediğim şeylerdi açıkçası. O yüzden hayattayız, devam ediyoruz. Moralimiz yerinde. Şimdi Koraylarla falan bölüm yapınca kesinlikle çok daha yüksek enerjili bir bölüm yapacağımıza inanıyorum. Kore'nin o inanılmaz enerjisiyle. Bakalım bize bütün hikayeleri anlatsın. Diyerek buradan artık kaçıncı mesajımı veriyorum bilmiyorum. Koray'a cebinden de arayalım artık. Aynen, hatta şimdi bağlayalım WhatsApp'tan. Buradan mesaj vereceğimizi. Şimdi bir diğer konumuz. Bununla alakalı böyle haftalardır her yerden dinleyiciler bir şeyler yazıp durdu böyle. Hani hadi artık bunu konuşun falan filan diye. Adını da okuyamıyoruz. Ondan Tuna okusun. Huawei. Tuna ne? Tuna Çinli olduğu için Tuna mı okuyor? Gözler hafif çekik ama o kadar değil yani. Huawei. 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 Halk arasında Huawei diye okuna. Bence öyle okuna. Halk arasında Huawei olarak bilinen şirket son dönemde baya bir problem yaşıyor ama ambargo yani bunun etrafındaki bunun etrafındaki şeyi konuşalım bence. Hani strateji. Ne oluyor? Ya bu gerçekten ne demek ya bu? Bizim Dışişleri Bakanımız Tuna şimdi bu konuyla ilgili. Hadi bakalım. Ya. Evet. Yani benim bu tamamen şey diye bakılıyor şimdi dışarıdan baktığında ticaret savaşlarının bir parçası diye bakılıyor. Yani Huawei dediğimiz firma aslında telefonunun yasaklanması konusuyla yani telefonla ilgili desteğin veya pazarın yasaklanmasıyla ilgili gündeme geldi ama aslında yanlış bilmiyorsam Huawei bütün GSM operatörlerinin altyapılarını üreten aynı zamanda farklı teknolojik ürünleri de bulunan birçok yerde hizmet veren bir Çinli teknoloji devi. Yani ben Çin'in Apple'ı gibi değerlendiriyorum. Telekom Original Equipment Manufacturer OEM yani telekomun altyapısında kullanılan kablolardan tut da işte o baz istasyonlarına. Canavar hani, yani. Bugün ben bu alanda çalışan bir arkadaşımla konuştum da yani hani ürün gamıyla alakalı bir şeyler saymaya başlıyor bir noktadan sonra şey oluyorsun hani. Ya çünkü o bayağı kompleks bir dünya yani. Hani o baz istasyonları, onun oraya dağıtım merkezleri, o dağıtım merkezinin önündeki güvenlikler, bilmem neler falan yani böyle uzaylı bir şey. Ya o zaman şöyle diyeceğiz. Apple da değil. Apple, Intel, Cisco, Qualcomm falan böyle kompleks. Hepsini evet. Birden. Ya Ericsson diye bir firma var. Bizim yaşımızda olanlar hatırlar. Aslında Ericsson gibi yani. Hani Ericsson eskiden hem telefon yapıyordu hem evet. Altyapısını yapıyordu. Sonra telefon kısmı battı onların da. Aynen. Nokia da öyle. Nokia da mesela hala altyapı yapıyor. Aynen öyle. Ericsson dünyanın en büyüğüydü. Sonra galiba Cisco falan geliyordu. Şimdi Huawei bayağı öne geçti. Yani Huawei bu arada tabii bir yandan da inanılmaz fazla böyle ya Samsung gibi bir firma bir diğer tarafında yani hani telefonu da yapıyor, giyilebilir de yapıyor. Evet. İşte televizyon falan yapmıyor galiba. O kadar değil ama hani onu da yapıyorsa şaşırmam yani, zaten dev gibiler bunlar bu yani. Bu kadar çeşitli ürün satan başka bir firma yok galiba teknoloji tarafında. Yani adamlar tüm teknoloji altyapısının neredeyse her tarafında varlar. Başından sonuna kadar ama tüm zincirde var. Altyapısının da üstünün de. Yani. İşte tüm zincirde yani alt tam başlayıp elinde kullandığın telefona bilgisayara kadar her alanında varlar bu teknolojinin. Bu arada şey okudum ya bu sebeplerden biri bu hardware'in donanımın Huawei donanımının bir Çinli spyware olması sebebiyle Amerika'nın şimdi banladığını. İddia bu. Evet. Şimdi görünen... Yani bu burada şu var. Şimdi o öyledir değildir. Onu geçiyorum. Tabii bilemeyiz zaten. Ama arkada şöyle bir şey var. Bu 5G geldi ya 5G. Evet. Bunu da Çinliler getirdi ve gerçekten de bu patentin bu markada olduğunu biliyorum. Hatta bir Türk'le beraber yaptıklarını biliyorum. O Sabancı'da bir profesör. Çıkıyor ya sosyal medyada sık sık reklam böyle 9-10 dakikalık oraya çıkıyor. Böyle kırmızı halıda karşılanıyor. Aynen, alkışlanıyor ayakta falan, adam bir sunum yapıyor orada. Şimdi Amerika'da bütün teknolojik gelişmelerde her zaman birincidir ya. Şimdi ilk defa Çin bir konuda öne geçti. Çin öne geçince de bütün Amerikalı telefon üreticileri, işte ne bileyim carrier'lar, işte oranın
Türkcell'leri, Vodafone'ları, operatörler. Bir anda buna tabii ki gittiler yani 5G'yi ilk önce ben müşterilerime vereceğim diye. Ne oldu? Liderlik şeye geçmiş oldu. Bu markaya geçmiş oldu. Çin'e geçmiş oldu ve Amerika burada çok uzun zaman sonra ilk defa böyle faşist bir hareketle bunu bloklamak durumunda kaldı kendini korumak aslında için. Aslında geçen sene yani 2018'in başlarında başladı bu aşama aşama. Şimdi önümde bir şey var ama yani o kadar çok tarihçesi var yani. Ne deniyor işte, zaman çizelgesi. O zaman çizelgesi altında neredeyse her ay bir vukuat yaşanmış Huawei ile ilgili. Hmm. Ve Ocak'tan 2018'den başlıyor. İlk önce AT&T kendi supportunu çekiyor bu firmaya. Ondan sonra FBI direktörü gidiyor. Şubat ayında Huawei ve ZTE telefonlarının tehlikesinden bahsediyor ortalığa. ZTE sonra anlaştı Amerikan devletiyle ama şey oldu. Yani zaten ZTE'nin bir pazarı yok. Hmm. Öyle çok aman aman bir şirket değil. Bu arada tabii şunu da bilmek lazım. Adamların kaygıları hatalı olmayabilir. Biz ticaret savaşı diyoruz ama Çin'de bu firmaların hepsi ya devletle iltisaklı ya Komünist Partisi'yle bir şeyinin bir parçası. Ya eski partililerin kurduğu bir şey. Yani Çin o kadar da liberal değil yani. Düşündüğümüz gibi bir şey değil. Ve adamlar o kadar da liberal de değil ne demek abi? Liberal değiller adamlar. Onu yok, öyle olduklarını da söylemiyorlar zaten. Şöyle global ne diyelim? Global ekonominin laboratuvarı şu an Çin. Yani liberal ekonomi dediğimiz şeyin bir şeyi aslında ne diyeyim? Ekosisteminin oluştuğu bir bölge ama öyle görüntü var sadece. Arka planı öyle değil. Büyük bir ihtimalle bunu da bir devlet personeli olarak söyleyemeyiz. Sonuçta adamlar buna ilişkin bazı tedirginlikler yaşadığını ortaya attı Amerika. Ha tabii ki Amerika'nın paradigma değişimi işte şu an dünyanın şu gün olduğu hal. Şu 1-2 sene içerisinde olan olaylar yani bunlar. Çin'in pek çok alanda Amerika'yı geçmesi hatta zaten Ağustos ayında geçen sene Ağustos ayında da Apple'ı geçti Huawei ve ikinci sıraya geldi telefon satışlarında dünyada. Hatta Amerika'da galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya adamlar Apple Amerika'nın en değerli şirketi işte. Onu da devirince alarm zilleri iyice çalmaya başladı. Bu arada tabii Times şeye bakıyorum okuyayım size buradan. İşte Huawei Best Buy'la anlaşmasını kaybediyor. Pentagon Huawei ZTE telefonlarının içeri girişini engelliyor. Mayıs 2018 hala bu konuştuğumuz. Ondan sonra Facebook Huawei'nin Facebook üzerindeki bazı dataları çaldığını ilan ediyor. Ondan sonra vay be, hepsi bir Kongre Google'ın Huawei ile ilişkilerini ön plana şeye alıyor, masaya alıyor. Hmm. Buna bir engel koymak istiyorlar. Bak 2018'in Temmuz'unda yaşanan bir olay bu. 2019'a geldik. Bir sene sonra olay koptu. Bu arada Kanada'da Huawei'in kurucusunun kızı oraya da geliyor. Evet. Daha gelmedi. O geçen senenin Aralık ayında oldu. İşte Avustralya önce diyor ki ben 5G sistemim yani geliştirme sistemimden Huawei'yi banladım diyor, yasakladım diyor Avustralya. Vay be. 2018'de yapıyor bunu. Bu arada Huawei 100 milyon satışı geçiyor telefonlarda dünyada. Ondan sonra Ağustos'ta işte Apple'ı geçiyor. Huawei'nin ve ZTE'nin Senato'da Facebook ve Twitter'la ilişkisi konuşuluyor, değerlendiriliyor. Ardından Huawei'nin bir benchmark'ta cheating yaptığı, hile yaptığı ortaya çıkıyor bir telefon testinde. Bunların hepsi 2018'in Eylül'ündeyiz daha ya. O kadar bak vukuat var ki. Adamlar inanılmaz agresif ya. İnanılmaz olaylar. Bir tane şey vardı. Böyle bir gazeteci şeyde çalışan neydi ya? Evet. Vice diye bir tane bu şey var. YouTube üzerinden yayın yapan yeni nesil gazetecilik outlet'i diye geçen işte. Oradaki ekipten birisi Huawei'in sponsorladığı bir turla hani Huawei aslında çok iyi diye böyle bir şey gitmiş. Hani ya aslında adam böyle olayı ne kadar saçma olduğunu anlamak için gitmiş falan filan. Şey diyor böyle bir tane makina göstermişler. Hani ekrana sürekli dokunan bir robot. Hani ekranın ne kadar iyi çalıştığını falan filan gösteren. Ve galiba onu şeyden çalmışlar. Amerikalı bir firmadan çalmışlar ve Amerikalı firma şikayet etmiş. Hani bunu bizden çaldılar falan filan diye. Adam şey diyor yani bizi Çin'e çağırdılar. Hani biz aslında sizin teknoloji çalmıyoruz falan filan diye bizi ikna etmeye çalışırken çaldıkları iddia edilen makineyi gösterdiler falan. Yani böyle bir sürü teknoloji çalmayla alakalı olay var bu arada. Aynen öyle. Zaten bu teknoloji kendiliğinden geçmedi o tarafa. Yavaş yavaş çalındı. Her şey her alanda çalıyor adamlar. Ya işte bu genel dünyadaki sermaye ve teknolojinin kayış hareketi yaşanıyor. Ya bu şey değil mi ya? Çinler ilk önce böyle ne bileyim
bakıp burada böyle en basit şeyleri kopyalıyorlardı. Herhangi bir şu an aklıma gelmedi de şu anda da bunu kopyalıyorlar. Bu yani adamlar hızlı bir şekilde gelişiyor ve her şeyi kopyalayabiliyorlar. Evet. Bu şimdilik devam ediyor bu yani. Bu arada yani parantezle söyleyeyim, bence olan oldu geçti zaten. Yani şu saatten sonra yasaklamak bir şey ifade etmiyor teknolojinin geçmesi açısından. Yani Çin şu haliyle kendi teknolojisiyle yürümeye devam eder bence. Atı alan Üsküdar'ı diyorsun yani. Bu konuda geç kaldılar. Yani maksat yasaklamaksa yani. Ondan sonra devam ediyorum. Hadi birkaç madde atladım. Aralık ayında kızını Meng Wanzhou, işte CEO'nun kızını, CFO orada aynı zamanda, yakalıyorlar. Kanada'da tutukluyorlar. Yok artık. Gözaltına alınıyor. Evet, aynen öyle. Ya bu bayağı fantastik bu arada. Yani. İnanılmaz. Bu arada 10 milyon dolarlık bir kefalet ücreti belirleniyor. Neyle ama suçlanıyor? Bu arada çıkarılamıyor. Ya bu şey. Ajan. Huawei'nin Amerika'nın o patriotik bir tane şey var. Bir yasası var. Onu deldiğiyle ilgili bir şeydi yalnız. Ne yaparak delmiş? İran yaptı. İran'a ve Kuzey Kore'ye tedarik ettikleri, mal tedarik ettiklerinden dolayı böyle bir şey var. Aynen. Güzel cover. Aynen. Herkes bu yüzden yakalayabilirler ya. Bu arada işte 4G İngiltere'nin BTK'sı Huawei'yi 4G teknoloji altyapısından çıkarıyor. 2021'e kadar çıkarıyor. Üzerinde de 5G çalışmalarından banlıyor. İngiltere de yapıyor bunu. Bunlar hala Aralık'tayız bu arada. Bitmedi. Japonya aynı şekilde yasak koyuyor yine Aralık'ta. Ama Aralık'ın sonunda da Huawei 200 milyon telefon satışını geçiyor. Bu arada yani deviriyor yani orayı. Yeni yılın başında Trump'ın işte başkanlık kararnamesi yazdığı ile ilgili haberler çıkıyor. Ondan sonra Senato artık Çinli tüm teknoloji firmaları ile ilgili bir endişe ile ilgili ne deniyor ona işte Senato'ya sunuyorlar senatörler. Bipartisan bill diyorlar buna işte. Hem Cumhuriyetçi hem Demokratların herhalde. Sami yanlışsam düzelt. Birlikte kaleme aldı. Bir metin Senato'ya geliyor. Ondan sonra bir başka avukat Polonya'da Huawei'nin bir çalışanı ajan olmakla suçlanarak tutuklanıyor. Saçma sapan bir olay. Neler olmuş ya? Biz bunların çok küçük kısmını duyuyoruz. Sonunu duyuyoruz ya belki. Olaylar yani sürekli devam etmiş. Yani mükemmel bir state kapitalizm örneği. Yani gerçekten devlet kapitalizmi. Çünkü yani bu arada Huawei sürekli şey diyor bütün bu süreçte. Bizim işte Komünist Parti'yle hiçbir ilişkimiz yok falan. Böyle ama kurucular, üst düzey yöneticiler falan hep böyle eski Komünist Parti'li falan. Aynen. Yani, ve böyle yani ajan çıkıyor yani hani inanılmaz. Hatta bir şey vardı. Yine bu hacking olaylarıyla alakalı, hackerlarla alakalı dinlediğim podcast'te yani böyle adamlar böyle Amerika'nın en top 5 teknoloji firmalarından birinin böyle Amerika, Orta Amerika'daki bir Arge merkezinin olduğu, hani Amerika'da öyle kasabalar vardır. Hı hı. İşte IBM'in mesela 5000 çalışanın olduğu bir Arge merkezi var ve o kasabada hep aslında o insanlar yaşıyor falan. Oraya böyle Çin restoranları falan açıyorlar. İşte bunların hepsini Huawei falan açıyor falan ve böyle aslında işte bu çalışanların böyle çantalarına USB'ler falan filan atıp beklemeye falan çalışıyorlar. Öyle şeyler falan oluyormuş yani çok fena yani hani. Adamlar sürekli bir şekilde IP çalmaya çalışıyorlar aslında. Teknoloji çalmaya çalışıyorlar. Aynen işte Ocak sonunda da zaten bu senenin Ocağın sonunda da Amerika Huawei'nin 23 tane böyle trade secret diyorlar. İşte ticari sır ve işte sahtekarlıkla ilgili suçlamalar ortaya koyuyor. Bunlara tabii ne kadar insan inanıyor inanmıyor o ayrı bir konu. Gerçekliğini de bilmiyoruz bu arada. Biz burada basından duyduklarımız kadarıyla hakimiz olaya. Ama çok belli ki bu Amerika-Çin savaşının bir parçası. Ve teknoloji burada çok önemli bir kriter. Ondan yani sonra... Yani bir şey diyeceğim. Dev gibi zaten Huawei yani ne yapacaksın? Nasıl durduracaksın ki? 721 milyar Çin yuanı şey varmış. Ne kadar ediyor bu dolar olarak? 100 milyar dolar falan demeyeyim. Yani nasıl bunları şey yapacaksın? Ya her ülke, işte Amerika dişini geçirdiği her ülkeden ban yedirtmeye çalışıyor adamlara. Ondan sonra ocağın sonunda yine Qualcomm lisans şeyini iptal ediyor. Huawei ile. Ardından bakıyorum yani o kadar çok şey var ki bitmiyor yani. Yani hızlanıyorum geçiyorum ileriye doğru. Ondan sonra düşünün yani Huawei'nin
Amerika'daki güneş nedir o? Güneş ne, solar tech, güneş enerjisiyle ilgili teknolojilerden banlanması gündeme getiriliyor. Bir sürü alanda varmış adamlar bu arada. Bunları ben de bilmiyordum. Ondan sonra özet neyse ben bunları atlıyorum. Bu kadar uzun uzadıya çok uzattık bu konuyu. Ama sonuçta Huawei en son bir de ARM firması yani o da Amerika, UK. Amerikalı olmasa da İngiliz bir firma olarak adamlara şeyi yasakladı. Çünkü kapitalist dünya ters duruyor işte. Çipleriyle ilgili ürünleri vermeyi galiba durduruyor bir süre içerisinde. Şimdi tabii orada olay çok başka bir boyuta geçiyor. Orada şimdi mesela ilk neyle duyduk biz? Google Android yazılımını lisanslarını vermeyeceğim dedi. Dolayısıyla Huawei kendi işletim sistemini geliştirecek moda geldi dedik. Önceki bugünden önceki telefonlarına hala alacak. O Android sistemleri yaşayacak ama yenisinde yaşamayacak diye anladık. Fakat bu bir yazılım ve Huawei dedi ki ben kendim de geliştireceğim. Zaten geliştiriyordum. Şimdi son geldiğimiz noktada ARM dedi ki ben sana çip mimarimin lisanslarını vermeyeceğim. Bu adamın telefonu değil, bütün elektronik sektöründeki işini sekteye uğratacak bir şey. Orada bir anlaşmaya ben varacaklarını düşünüyorum. Çünkü yansımaları çok farklı olur ülkelere. Yani gerçekten tüm altyapılarıyla ilgili sorunlar yaşayabilirler. Savaş çıkar. Bu savaş zaten. Yani baktığında tabii bu canım, savaş. Savaş değil demek yani şey olur. Çok iyimser bir yaklaşım olur. Dünyada savaş yaşanıyor bu arada ya. Yani onu da söyleyeyim. Huawei dışında düşünelim. Dünyadaki savaş asimetrik savaş. Artık bunun adı 4. nesil savaş diyorlar buna. Konvansiyonel bir savaştan önceki en yıpratıcı hareketler bunlar. Ya bir şey yapmıyorsun ki, bak adam bir tane kararname imza atıyor. Eliyle sadece bir imza atıyor ya. Kağıdın üzerine yazdığı bir yazı. Sonucunda bir şirketi, yüz milyarlarca dolarlık bir devi zedeliyorsun, yaralıyorsun, belki batırıyorsun. İşte bir sonra o seviyeye gelecek adam diyor ki ben bu adamlara sırtımı dayamayayım, kendim geleyim. Asimetriyi görebiliyor musun yani? Bir kalem hareketi ve karşılığındaki etki. Ya onun yerine sen 100 milyar dolarlık askeri ordunu şunu bunu mu süreceksin? O kadar masrafa katlanıp mı yıkmaya çalışacağım şey? Aynen. Anlamsız. Dünyada şu anda yaşanan bütün olaylar işte terör örgütü kurup birisiyle savaştırıyorsun. Bir ülkenin ordusuyla onu karşı karşıya koyuyorsun. Yani al sana asimetrik proxy, savaş. Proxy savaşları diyorlar ya ona işte. Vekalet savaşları. Ama işte bu şeye sebep olacak. Şimdi ARM bunu yapıyor ya, ben sana vermiyorum teknolojimi. Okey verme. Hı-hı. Ben bir 5 yıl gömüleyim, yok olayım. 5 yıl sonra aynen. Öyle bir halde geleceğim ki eğer yeteri kadar hırslıysam kendim geliştirmeme sebep olacaksın sen benim. Tam olarak bunu düşünüyorum. Zaten iş işten geçti demem oydu başta. Samcan da dedi ya. Adamlar o teknolojiyi aldı, geliştirir. Bugün yapamaz. Elinde var. 5 sene sonra dediğin gibi ortaya... 100 milyar dolarmış ya. 2018 cirosu 100 milyar dolarmış. Aynen öyle. 100 milyar dolar cirosu olan bir de bunlar kârlıdır. 20 milyar dolar falan kâr ediyordu. 20-30 milyar dolar. Şimdi bu adam zaten bu kadar kaynağı var. Bu kadar argecisi var. Bir de şöyle bir şey var. Tamam sen Amerikan hegemonyasının olduğu batı coğrafyalarında şey yapıyorsun da Azerbaycan var, işte Rusya var, Pakistan var, bilmem ne var. Hayır. Bunlar nereden alacaklar? Zaten almak istemiyorlar batı ülkelerinden. Al işte onlara bir şey açmış oldun yani. Aynen öyle. Yani mesela adam belki kendi işletim sistemini arkada geliştiriyor olsa bile öne çekti şimdi onu. Hatta adamlar 28 Mayıs itibariyle şöyle bir ilan yapmışlar. Bu sene sonu itibariyle OS'ini, kendi işletim sistemini Çin'e sürecekler. 2020 içerisinde de tüm dünyaya süreceğiz demişler. Al buyur işte. Damos. Hemen ortaya koyabiliyor. Şimdi işin bir de şu tarafı var. Amerika devamlı saldır yapıyor. Şirketlere bastırıyor, başka ülkelere bastırıyor. Onlara da aynı şeyi yaptırıyor. Fakat daha Çin'den hamle görmedik. Biz bunu görmedik. İşte ticari savaşta durmadan oluyor ya, vergiler arttırılıyor durmadan. Öbür karşılıklı yani Trump'la çok, beraber. Çok cepheli, kompleks bir şey var. Şimdi haydi dönelim, girişimciler ne yapacak bu dünyada? Bence girişimcilere aşırı fırsat var ya. Bunların hepsi sıkıntı gibi gözüküyor ama aşırı boşluklar oluşuyor aralarda. Yani şöyle, çok riskli. Ama çok riskli demek, birileri çok büyük kaybedecek, birileri çok büyük kazanacak demek. Kazananlar da olunabilir. Yani ne kadar bilinçli yapılabilir onun farkında değilim, bilemiyorum ben de. Ama aşırı fırsat demek. Yani sonuçta ne bileyim... Bu firmanın bir alt firması şu anda ambargo yemedi ya. Mesela o firma belki önümüzdeki 5 yılın en hızlı büyüyen firması olacak Çin'de. Şu anda hiçbir fikrim olmadan söylüyorum bunu. Oraya girip onun yan bir işini yapıp falan böyle 5 yılda ikiye olup exit edip hayatına devam edebilirsin mesela. Öyle küçük nispeten yerler var, boşluklar hissediyorum ben. Ama işte çok çok daha riskli. Bu arada tabii bir de
biz tüketiciler açısından daha vahim bir tarafı var. Adamların birisi diyor ki bunun teknolojisi ajan. Ajan dinliyor seni, istediği gibi takip ediyor, ne yapıyorsa yapıyor. E biz şimdi Amerika'ya çok mu güveniyoruz yani, yapmıyor muydu? Geliyor mu? Tamam. Yani ne yapıyorduk? Yani adam şey diyor, benim ya onun ajanını seçmem, benim ajanımı seçmem. Aynen öyle ya, öyle saçma bir durum var ki dünyada şu anda. Yani bunları izledikçe dehşete düşmek lazım aslında. Yani vay Çin mi kötü, vay Amerika mı kötü değil. Hepsi kötüymüş zaten ya. Adamlar bu teknolojiyi ürettiysen ben takip ederim arkadaş diyor. İçlerinden birini seçmek. Amerika'da seni şeye alıştırmış durumda. Yani benim seçtiğim seçe, yani ben hep en doğrusu bendim yani. Hep UFO uzaylılar da bana geliyor. Hep bütün olaylar da bende oluyor. Yani. En güzel filmler de bende. Yani, o yüzden benim dediğim doğru yani. Yani şu son iki senede olan olaylara bakınca gerçekten Amerika'nın ne kadar tuhaf bir ülke olduğunu görüyorsun yani. Ve dünyayı nasıl tuhaflaştırdığını görüyorsun. Evet. Ama yani çok zor görülüyor, bir şey söyleyeyim. Çünkü o kadar görülmemesi için trilyon tane sebep var ki, o kadar böyle sempatik olmaya çalışılan, ne derler, bunu gölgeleyecek o kadar çok şey var ki. Doğru. Yani o kültürü sen oradan aldığın sürece o kültüre çok karşı gelmezsin yani. Aynen, dersin ki öyle. Ben bu kültürün içindeyim ya. Biz de o kültürün içindeyiz, açıkça söyleyeyim. Yani bizim okuduğumuz, izlediğimiz içeriklere bakarsan yani hiçbir şekilde Çin sitesini translate edip 3 satır yazı okumamışımdır şimdiye kadar. Bir Çin dizisi seyretmedim. Vallahi Çin filmi hiç seyretmedim. Doğru söylüyorsun ve gerçekten hakikaten söylendiği gibi bütün teknolojinin ve pazarın Çin'e doğru kaymasını yaşayacaksak, yani global sistemin, çocuklarımıza Çince öğretmemiz lazım belki. Çocuklarımıza Çince diziler, Çince filmler, onlara yani alışması lazım ki çok şok edilmesin. Biz şu an niye İngilizce etrafında dolanıyoruz, İngilizce bilelim diyoruz. Çünkü bilim dilinin İngilizce olduğunu düşünüyoruz. Şu anda öyle. Şu anda aslında çok ciddi bir şekilde Çin'de bilim üretiliyor. Biz takip etmiyoruz. Edemiyoruz. Biz burada filtrelenerek görüyoruz her şeyi ya. Aslında Çin gerçek anlamda ciddi yol aldı son 15-20 yılda belki. Biz bundan uzak duruyoruz hep. Belki kültürel olarak da bize düşman olarak tanıtılıyor hep o taraf. Hani düşman değil de, mesela bir Çin düşmanı geç, daha da basit seviyede bir Çin içeriği düşün. Bir film, bir dizi, bir televizyon programı, bir ne bileyim YouTube videosu ya da işte web sitesi, app falan düşün ya. Hiç çekici geliyor mu? Gelmiyor işte. Gelmiyor. Bir, alışmadığımız için. Ya yoksa başka ihtimali yok yani o adamların. Evet. İkincisi, biz Çin'e alışmadığımız, ikincisi Amerika'nın brandingi o kadar kapsayıcı ki, o kadar alıştığımız bir şey ki eskiden beri. Bu ya tabii ki yani Hollywood filmi falan, bu böyle olur. Bir marka budur, bir marka böyle promote edilir falan. Biz buna alışık durumdayız. Evet. Belki Çin bunu yapamıyor yani. Çin'in şeyi çok düşük. Branding'i, hiç branding yapamıyorlar adamlar. Çok iyi imitasyon yapıyorlar ama. Çok iyi gözlemleyip hemen aynısını yapmaya başlıyorlar. Sanki ona benziyor zaten. Yani aslında büyük çalışkanlık Çin'de. Ama büyük pazarlama kabiliyeti. Kesinlikle. Amerika'da. Yani aynen. Adamlar gerçekten çok güzel bir sistem yapmış. Şimdi uzaktan düşünüyorsun, böyle geçmiş yılları düşünüyorsun. Bravo ya, Amerika ne güzel bir mekanizma yaratmış. Yani. O Amerika ile ilgili insanlar, evet ya eskiden de şöyleydi, bak şöyle bir marka vardı. Mesela hepimiz çocukluğumuzda düşünsek bir tane Amerikan markasıyla bir ilişkimiz vardır emin ol. Ne bileyim. Tabii. Şu anda aklıma gelmiyor da. İşte Amerikan rüyası ya, adı üstünde böyle, evet, kavram, evet, vardı aynen zaten. Öyle. Pizza yemek mi ya? Bizim çocukluğumuzda pizza çok mainstream değildi ya. Yani ben McDonald's'ın böyle piyasa mekanı olduğu zamanları biliyorum. Öyle. Trabzon'da büyüdüm. Trabzon'da McDonald's açıldığında bitti olay yani. Lüks bir restoran gibi insanlar. Aşırı havalı. Oraya gidip yerken ya. O poşeti açarken böyle bir şu an böyle yanına gelen ekstra ketçap. Yani bahsettiğimiz 80'lerin sonu 90'ları konuşuyorum yani. Kesinlikle. Bu dönem çok uzak. Biz o nostaljiyle buralara geldiğimiz için şu anda ya işte Çin'de ajanmış ya falan. Ya kim değilmiş? Ya evet. İşte biz lost jenerasyon ya. Bizden sonrakilerin kurtulması lazım. Ya da Sami kurtulmak Can, ortada kalmak mı, onu da bilmiyorum tabii. Sami Can yola çıktı galiba. Sen dışarı çıktın herhalde. Yol yapmaya bak. Çin'e doğru gidiyor böyle şu anda. Bir yandan bu şeyleri okuyorum da, ya şeyi düşünüyordum ben bir yandan da. Şimdi biraz önce şey açtım. CNBC'yi açtım. Şeydeki. Yani uluslararası olanı. İşte sağda böyle trending now, hani şu andaki haberler falan. Yani o kadar depresif ki şimdi Mueller, yine okuyamadığımız adamlardan birisi, Mueller mı? Mueller. Bir açıklama yaptı. İşte biz yani yaklaşık 2 saat önce galiba. Şey diye hani yani eğer Trump'ın Ruslarla işbirliği yapmadığını ve suçsuz olduğunu düşünseydik zaten onu söylerdik bu raporda. Öyle bir şey yok falan tarzı böyle bir açıklama yaptı. Rusya'da böyle Rus hisseleri ve ruble hayvan gibi değer kaybetti.
Çin işte Çin başkanı olan Jinping miydi adamın adı? O işte şey yazmış. Şey diye bir açıklama yapmış işte. Sizi uyarmadık demeyin falan filan. Ondan sonra Trump böyle bir açıklama yapmış. İşte o da bir saçma sapan bir şey demiş. Sonra işte borsa şöyle düştü. İşte hisse senetleri 3 haftadır kayıp akışında. Yani dedim böyle sonra ya bu şeye benziyor. Yani tam Great Depression yani bu büyük buhran dediğimiz dönemin andıran bir dönemdeyiz. Çünkü aslında baktığında da mesela teknoloji hisseleri bu startup ekosistemi bilmem ne falan filan 2001 yılından beri boom'da. Yani neredeyse 20 yıldır kesinlikle hiç durmadan negatif bir şey olmadı. Yani oluyor da yani hani negatif olanların rastlosu olmayanlara kıyasla çok daha az ve şey düşünüyorum gerçekten bu kadar pozitivitenin sonunda 20'lerin sonuna doğru işte bir anda inanılmaz bir ekonomik buhran geliyor. Ondan sonra da bu arada bu ekonomik buhranın en büyük nedenlerinden birisi de 1930'ların başında şeylerin uyguladığı bir sürü ekonominin uyguladığı Almanların Amerika'nın İngiltere'nin falan korumacı ekonomik politikalar. Oraya herkes dönüyorsun. Böyle aynen şu anda tam olarak o şeye gelmiş durumdayız. Yani hani böyle bir barometre tarzı bir şey olsa ve dünya savaşı çıkacak mı falan filan desen hani neredeyse her şey onu gösteriyor. Yok zaten şey. Bir de sağ görüşlerin de bununla paralelde tam yükselmesi. Aynı şey aynen yani Sarkozy çıkıp dedi ya tam 2. Dünya Savaşı'nın öncesini yaşıyoruz şu anda. Yani birebir aynısı yaşanıyor. Farklı hiçbir şey yok. Aynı ekonomik şeyler bariyerler konuyor. Yani zaten olayı şöyle değerlendirmek lazım. Var olan sisteme karşı bir böyle masayı dağıttılar. Yani masada hep yani daha emperyal hani ülkelerin, daha bu düzeni kuran ülkelerin el sıkıştığı o mekanizma bozuldu şu an. Çünkü Amerika hep bana dedi. Niye dedi bilmiyorum. Şimdi yani adamların derdi başka. Çünkü Amerika'nın kendisi bir tane ülke değil, bir devlet değil. İçinde bunların içinde dini düşüncelerle davrananlar da var. En yobazlar da orada. En böyle silah sanayi de çok kuvvetli. İşte bayağı globalciler de var. Para piyasalarının sahipleri de var. Yani her tarafın ajandası başka. O masa dağıldı. Şimdi o masa kendine yer arıyor. Başka anlaşma noktaları arıyor. İşte bizim Doğu Akdeniz böyle bir yer mesela şu anda. Oranın karışıklığı da bundan geliyor. Ya o ortalık onun için bir karışma durumunda. İnşallah savaş olmadan bir düzene otururuz ama düşük ihtimale gidiyor. Gittikçe savaşa doğru gidiyor dünya. Bir de işte bu şeyi okuyordum mesela. Kuraklık la alakalı büyük bir problem var yani. Gerçekten bu küresel ısınma. Ya bu arada mesela şeyi düşünüyorum. Küresel ısınmadan hiçbir şekilde rahatsızlık duymayan ülke var bir tane aramızda. O da şey Türkiye. Çünkü aslında yani hani Türkiye bence biz bu anlamıyoruz sahneni ve zaten başka Türkiye pek katkıda da bulunamıyordur ya zaten. Sanayi çok olmadığı için. Güneydoğu Anadolu'da Akdeniz'de bir dinlesen insanları nasıl yanıyorlar ya. Böyle bir şey. Bu arada şey Türkiye'nin de hani Doğu bölgesinde Fırat Dicle civarındaki kuraklıktan kaynaklı eminim bir sürü problem olacaktır. Evet. Bir de bizim aşağımızda da kuraklık yaşayacak bir sürü ülke var. Kuraklık zaten kaynakların azalması ve işte hani savaşa falan filan götürüyor. Aynen. Mesela Rusya aslında bütün bu olaydan pozitif etkilenecek ülkelerden birisi. Neden? Çünkü sıcaklık arttıkça Rusya'nın kuzeyinde hani kuzey ticaret yaşanabilir olacak. Evet, yaşanabilir yerlerin sayısı artıyor. Çünkü işte Yakut'ta, Makut'ta falan böyle yani 9 ay, 10 ay falan yaşanmayacak falan halde olan yerler var. Oralar falan açılacak. Ama böyle dünyanın da güney kısmı tamamen ya işte böyle bir tane iç göl varmış. Böyle hani %95 oranı kurumuş. Etrafında 28 tane falan iç savaş çıkmış. Yani hani böyle şeyler de oluyor bir yandan. Hani kontrol de edemediğim bir sürü faktör var ve böyle gerçekten güzel bir yere doğru gidiyorum. Yani yerleşilebilir alanların dışında bir de kuzey kutbunun erimesi evet. Nedeniyle o kutuptaki bölgenin buzulların erimesi nedeniyle kuzey ticaret koridoru açılıyor. Yani Çin ve Rusya oradan pat diye şeye Amerika'ya erişebiliyor, İngiltere'ye erişebilir hale geliyor. Onun aynen. için dahi savaş var yukarıda aslında çok dinlendirilmeyen. Oraya devamlı birileri gidip üs kuruyor. Tuhaf bir şekilde. Evet, aynen Rusya şey yapıyor orada bu bölgeler bizim zaten falan filan diye aynen ki öyle. Yani en fazla kıyısı olan yer Rusya tabii yani doğal olarak biraz saldırmaları ve şey, domine etmeleri. Orada da inanılmaz tabii doğal kaynaklar falan filan var. Yani. Ama şeyi unutmamak lazım. Dünyanın sahibi olan güç dünya denizlerine sahip olmak zorunda. Bütün dünya ticareti denizler üzerinde aslında yoğunlukla.
ve ona hakim olan dünyaya hakim oluyor. Dünyadaki bütün okyanusları şu an Amerika sahip. Yani her tarafında filoları geziyor. O yüzden bugün öyle ama Kuzey Koridoru'nun sahibi şu an belli değil. İşte göreceğiz. Rusya bastırıyor. Neyse. Huawei'den nereye geldik? Ben de hipnotize oldum, konuşamadım yani. Düşündüm böyle. Nereye gidiyor bu dünya? Benim çocuğum var arkadaşlar, böyle olamaz. Yok, bu arada şey de çok güzel bir geçen Twitter'da birisinin yaptığı bir analoji okudum. Hani bu büyük buhran oluyor. Ondan sonra Almanya inanılmaz fena bir ekonomik krize giriyor. Zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan da böyle manasız bir yükle çıkmış durumda. Adamlar böyle şey yapamıyorlar. Hani beli bükülmüş bir halde. Ondan sonra Almanya'da böyle köylerde barlarda, bar değil de onun bir adı var yani, Almanların o bira içtikleri hani bira evleri falan tarzı yerlerde kapalı komüniteler içerisinde dedikodu döngüleri başlıyor. Yani hani bir şeyler konuşulmaya başlıyor falan filan. Ve onun sonunda da aslında Adolf Hitler oradan çıkıyor. Geçen gün birisi de şeyi anlattı. Yani mesela Ekrem İmamoğlu ile alakalı bir tane böyle bir video var. Adama tokat atıyor falan filan gibi, böyle hani bir geçenlerde bir yayıldı, biliyor musunuz bilmiyorum ama evet. Alakası yani hani videoyu öyle bir kesmişler ki hani şey olmuş. Ondan sonra bu Trump'la sürekli kavga eden Pelosi diye bir tane bir demokratların galiba şeyi, değil mi? Senatodaki şeyi, lideri olan kadının da böyle konuşmasını 0.7 oranında falan yavaşlatmışlar. Böyle sarhoş gibi konuşuyor. Ama yani ya mesela böyle şeyler sürekli çıkıyor. Böyle insanlar da bu tarz şeyleri kapalı ortamlarda, evet, yani WhatsApp gruplarında falan filan böyle konuşaraktan böyle galeyana geliyorlar. Kendi küçük kapalı komüniteleri içerisinde. Ve böylelikle aslında uzaklaşıyorlar toplumdan. Yani hani gerçekten uzaklaşıyorlar. Gerçekten uzaklaşıyorlar. Yani mesela şey, Amerika'da işsizlik olabilecek en düşük seviyedeymiş. Yani böyle hani 3.6-3.3 bandında falan geziyor gerçekten. Ve bayağı uzun zaman, yani krizden biri böyle azaldı çok düzenli şekilde. Ama mesela sürekli bir şey var. Abi işte işsizlik inanılmaz arttı. Bütün işlerimizi Çinler çaldı. Abi o zaman nasıl 3.6 oluyor? Yani mesela işsizlik dediğim, yani Türkiye'de işsizlik var, tamam mı? %16 işsizlik var işte hani. Ve bayağı hani biz sokakta görüyoruz yani, hissediyoruz falan. 3.6 ne demek yani? Batı'da ya da öyle. İşte ne inanmak istiyorsun? İşte ortak düşman ya. Dışarıda düşman göster, ya, içeriği konsolide. İşin şu tarafı var ama yani Amerika kendi parasını istediği gibi basabilen, bundan zarar görmeyen bir ekonomiye sahip. Şimdi dünya parası Çin yuanı olduğu gün Amerika dünyanın en borçlu ve en batak ülkesi olacak. Şimdi o %3 dediğimizde %35-40 olacak belki işsizlik. Yani büyük kaotik bir şey o. Yani Amerika bu güce sahip olduğu için öyle bir işsizliğe sahip bir taraftan da. Doğru, doğru. Tabii ki. Yani bunu ama tabii bunu devam ettirmek lazım için böyle saçma sapan yalanlarla içeriği konsolide ediyor. Evet, taktik yani, buna ya şaşırmıyorum ben. Aa, nasıl yapar, hiç dürüstçe bir hareket değil diye saf bir cevap vermiyorum. Şunu söyleyelim bak, Amerikan dış ticaret diyorum, dış politikasında ahlak mahlak yok yani. Öyle bir şey bekleme. Adam kendi çıkarlarını düşünüyor. Kendi çıkarları doğrultusunda hiçbir etik değer taşımadan kendi bildiği gibi gidiyor. Diğer ülkeler öyle değil aslında. Bakma sen, daha köklü ülkeler bazı ahlaki etik şeylere sahip diyelim. İşte bilmiyorum yani. Onların da ne kadar zarar gördüğüne göre değişir. Kim ya? Fransızlar mı Allah aşkına yani? Yani aynı. Fransızların yaptığı son bence kırımlar, şunlar bunlar gündeme getirilebilir ama. Ne kadar zarar gördüğüne göre değişir. Çünkü Amerika en çok zarar görebilecek yer. Çünkü en tabii ileride yer. Çok büyük kaybı olur. Yani bundan yaşayacak kayıp en yıkıcı. En sert önlemleri alıyor işte. Ama mesela yani, ne bileyim, Gabon ne önlemi alsın yani? Yani bilmiyorum işte, düşünmek derin konular ya. Yani etik kavramlar, ben gidip bir yeri olduğu gibi kılıçtan geçireyim der misin mesela, kendi çıkarım yaşasın falan filan diye. O çok derin bir konu. Adam kendi ulusalcısı diyordur ki yani bana ben, ne kardeşim. Ben kılıçtan geçirmesem belki o benim kılıçtan geçirecek işte, derim. İşte o mükemmel kabilelere geri döndük. Barış'ın ya bu, bence kesinlikle böyle bakılıyor hiç bu arada. Hiç sivilize görmedim seni şimdi yani. Bu nedir? Kongo demokrasisi. Hoş geldin. Kongolları şey altında bırakma. Bence hiçbir yerde yok şu anda bu. Masanın altından böyle çivili sopayı çıkarıyorsun. İşte o seviyelerde bence bu açıdan bakılıyor. Abi biz Çin'e bunu yapmasaydık, Çin 2 sene sonra bize bilmem ne yapacaktı. Yani hep kendilerini doğrulayan bir şeyde olmak durumundalar bu insanlar.
Bir de kendi halkına da bu şekilde açıklıyorlar. Muhtemelen. Diyorlar ki işte ya evet biraz eğilim, sert gözüküyor ama böyle yapmak zorundayız. Sadece eğilimi pompalarsan bu da bunu bir destekler. De sadece eğilim yani sağ taraf zaten bu şekilde var olabilen bir şey ya. Korkuyla beslenen, tehditle ortaya çıkan, bununla gelişen bir yapı. Evet. O yüzden de bunun dönemsel olarak gelmesine şaşırmıyorum. Neyse bugünkü politika şeyimizde, seansımızda. Bitirerek zaten kaç dakika oldu? 55 dakikamızı devirdik. Artık yavaş yavaş. Exit var arkadaşlar. Türkiye iyi olacak. Her şey güzel olacak falan. Evet. Böyle şeyler. Bütün exitlerimizi yine tebrik edelim ya. Vallahi bravo. Yes. Aynen. Tekrardan buradan Eren, Andaç, Şan'ı, aynı zamanda Koray'ı, Arman'ı ve işte diğer Foriba ekibindeki herkesi tekrardan tebrik ediyoruz. Depresif konuştuğumuz bu dünya yani hayatımızı çok domine ediyor yani ne yapalım işte daha demin dediğim gibi açtım gazete yani sevmiyorum haber sitesi falan girmeyi ama açınca da böyle her yerde o da ona bunu dedi ve o savaş oldu gibi şeyler çıktı işte. Ama şimdi Huawei'yi konuştuktan sonra konu oraya doğru gidiyor yani ne yapalım. Aynen. Diyelim ve yavaştan bölümü kapatalım. Şimdi bölümü kapatmadan aslında ekibimize yeni bir üye katıldı bir de ondan bahsedelim diyorum. Yes. Evet artık arkadaşlar bir stajyerimiz var. Stajyerimizin adı Merve Karademir. Kendisinin soyadını belki şeyden hatırlayabilirsiniz. Murat Karademir diye bir bölüm çekmiştik. Eskiden Startup Karnaval diye böyle bir etkinlik vardı. Şimdi Murat şey yapıyor. Utku ve Tarık'la beraber İnziva diye bir proje üzerine çalışıyorlar. Merve ile biz oradan tanıştık. Burada işte kendisi de Ankara'da bana dedi ki ben böyle böyle bir şeyler yapmak istiyorum dedim ki yani aslında bizim de bir stajyere ihtiyacımız var hadi gel beraber bir şeyler yapalım öyle bugün ilk bölümümüz değil mi Merve sen de konuş istersen Merve mute'unu kaldırabilirsin artık evet aynen kaldıramadı Merve gitmiş bırakmış Merve bizi. Bırakmış bile şu anda ya ben tuvalete gitmiştim tam o zaman söylediniz ya ben bilemedim diyebilir. Neyse aynen bariz bir şekilde yok şu anda. Aynen tamam Merve çok utandı ondan konuşamadı. Okey tamam. Merve'ye daha sonra bölümün böyle başka kısımlarında küçük küçük şeyler anlattırabiliriz, söyletebiliriz. Ama kendisine de hoş geldin diyoruz. Hoş geldin Merve. Hoş geldi. Böyle bölüm paylaşımlarınız daha düzenli. Böyle bölümü hem sabahları doğru düzgün saatlerde paylaşacağız. Twitter'dan, Slack'tan kavga etmeden ekip arasında paylaşacağız diye çok seviniyorum. İnşallah her şey güzel olacak. Okay, şimdi ya arkadan kaç bir şeye bakıyordum. Okay. Yakalandım. Merve, merhaba. Merhaba. Yeni üyeyim. Stajyerim. Hoş geldin. Katılınca arkadaşlar başarılar diliyorum. Onu bekliyordum. Bakalım. Süper. Yavaş yavaş. Güzel şeyler yapacağız beraber. Barış'ın yapamadığı her şeyi Merve yapacak. Şimdi. Aynen, kesinlikle. Barış'ın verdiği sözleri sen tutarsın Merveciğim. Aa çok iyiymiş ya. Oo çok bir koz verdi Barış. Harikulade ya. Benim sözlerimi tutacak insanlar toplayacağım etrafıma bundan sonra ya. Sözlerimi vereceğim. Slack'teki herkese mail atacağım ben. Tek tek arayacağım hepsini evet. Falan diyorum. Çok kötü. Abi evet. Pardon özür dilerim. Barış'ın içindeki Fransız'ı çıkarttım. Diyelim ve yavaştan bölümü kapatalım yes. Arkadaşlar. Bayağı bir zamanı aşırdık. Gümlet Medya'nın sunduğu girişimci muhabbetinin 201. bölümünü dinlediniz. Bu bölümde Türkiye'den çıkan güzel teknoloji girişimlerinin exitlerini konuştuk. Gayet hani o anlamda güzel bir hafta geçirdik. Herkesi tekrardan tebrik ediyoruz. Yeni stajyerimiz Merve'yi sizinle tanıştırdık. Aynı zamanda Huawei adlı firmanın yaşadıkları ve şu anda dünyanın içinde olduğu ticaret savaşını konuştuk. Gümlet Medya'nın diğer podcastlerinden hızlıca bahsedeceğim. Eren ve Andaç'ın sunduğu paraşütle üretim bandı. Orçun ve Zeynep'in sunduğu serbest oyun imalatı. Zeki, Fatih ve Alperen'in başardım sunduğu mücadele podcast. Ve son olarak da Koray ve Arman'ın sunduğu Yollarda TV. Yollarda TV'nin son bölümünü dinleyin. Koray ve Arman orada. Foriba'nın işte satışının nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde size anlatacaktır. Sonradan bizim podcast'e gelip de inşallah anlatırlar. Aynen. Deyip son bir mesajla onları buradan evet. Sesleniyoruz onlara da diyerek bölümü kapatalım. Haftaya görüşmek üzere. 202'de buluşuruz. Dur ya niye kapatıyorsun ya? Niye? Bir saniye. Bizi nereden takip edecekler ya? Hadi güle güle. İnsanlar bizi nereden takip edecek Barış? Ekşi Sözlük'ten iTunes'dan yorum bırakmasın. Şimdi süper oldu ya. Ekşi Sözlük'ten iTunes'dan yorum bekliyoruz. Her zaman söylüyoruz bunu ama evet. Şöyle bir durum oldu. Orası inanılmaz yavaşladı. iTunes yani Ekşi Sözlük yazarı az kalmış olabilir. Herkes yazar değil orada onu anlayabiliyorum. Ama iTunes'dan hızlı bir şekilde yorum geliyordu bir ara.
acaba küçük bir push daha mı yapsak diye düşünmeye başladım. Arkadaşlar buna böyle rüşvetli olmaz ama bu işler. Evet yani bir marketingci olarak buna alışığım ama bunu yapmalı mıyız ona emin değilim. O yüzden yorum bırakınız. Tabii bizi, olumlu olumsuz bütün yorumları bekliyoruz. Oradan besleyin. Biz oraları okuyup heveslenip bölümleri evet, yapıyoruz. Bir süredir okuyamadık. Toparlansın biraz diye bekliyoruz. Yani biraz daha yorum yaparsanız onları da toplayıp gelecek bölümde güzel bir okuma seansı yapabiliriz Tuna ile beraber. Olur. Diyerek. Okay, süper. Diyoruz aynı zamanda Facebook'tan Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Artık daha aktif olacağız. Koma girin artık bölümlerimizi oraya Merve ekleyecek. Web sitemiz daha doygun bir hale gelir. İnşallah. Yorumları da bekliyoruz. Mesaj atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bak bak evet 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 yürü be Merve. Evet bunları artık sen söyle Merve gerçekten. Her belki kapanışı Merve yapar ya bundan sonra. Bir de Slack'e gelin. Slack'te de varız. Merve sen de Slack'te varsın değil mi? Evet varım. Tamam süper. Hepimiz oradayız. Hepimize yazabilirsiniz. Evet, bravo. Haftaya görüşmek üzere diyeyim mi artık? Artık ya şu anda. Hadi de artık. Hadi, hadi görüşmek aynen. Üzere. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.